gibi rahatsızlıklar tedavi edilmezse ne olur? Bronşların aynı boru gibidir diyelim, düşünelim. Bronşların iç yüzeyinde tüysü hücreler var. Kişi öksürdüğü zaman balgam bu tüysü hücrelerde takılı kalır. Aşağı düşmez. İkinci defa öksürdüğünde balgamı atar. Fakat üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlıklar tedavi edilmezse zamanla bronşite dönüşür. Bronşite tedavi edilmezse ne olur? Allah korusun, zatüre olabilir. Bronşektazi, yani akciğerin bir kısmı tahriş olup gidebilir. Koah oluşur. Zamanla iyileşmesi mümkün olmayan bir durum ortaya çıkar akciğerde. Hatta bazı insanlarda kistik fibroz dediğimiz rahatsızlık var. Evet. Bu da nedir? Akciğerin bazı yörelerinde kistler oluşur. Bu da akciğeri yavaş yavaş küçültür, deform eder, şeklini bozar vesaire. Böyle bir rahatsızlığı olan Kars'tan Bahattin Bey beni aradı. Beyefendi de kistik fibroz, kistik fibroz hem nefes yollarında olabilir, hem idrar yollarında olabilir, artı sindirim sisteminde de olabilir. Çok kötü bir kist, yayılır yavaş yavaş. Bütün şeyi kaplayabilir. Akciğerinde kistik fibroz, koah, yani nefes alamıyor artık. Bronşlar tamamen daralmış. Artı bronşektazi. Bronşların bir kısmı tamamen bitmiş. Ne yapılabilir? İksir, aloe vera jel. Çok güzel bir formül geliştirdik. Nedir bu? Kekik forte. Kekik forte. Kekik forte birleşiminde kekik ekstraktı. Fakat sadece şifalı olan kekik. Bunların çeşitleri de çok önemli. Adaçayı ekstraktı tabii. Adaçayı ekstraktı. Şifalı adaçayı. Karabaş otu ekstraktı. Oğul otu ekstraktı. Kimyon, alıç, ginseng. Bu kekik bronşları temizler, arıtır. Bu akut bronşiti çok kısa sürede iyileştirir. Kronik bronşiti dahi iyileştirir. Bu beyefendi de, Bahattin Bey de kistik fibroz, evet, koah ve bronşektazi. Nefes almakta zorlanıyor. 15 gün kullandıktan sonra beni aradı. İbrahim Bey, hamdolsun çok çok iyiyim. Ne yapmalıyım? Ne yapacaksın dedim. Ne yapacaksın? Daha başlayalı 15 gün olmuş. Ne yapayım? İyileşme belirtileri çok çok iyiyim. Nefes alabiliyorum, artık nefes alamıyordu. Ne kadar süre kullanmaları gerekiyor İbrahim Bey? Anladığım kadarıyla iksir, aloe vera kullanacaklar. Şimdi bu yanında rahatsızlığa göre bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaklardadır. Bağırsakları tedavi etmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Çünkü bağırsaklarda 2 kilo bakteri olur. Bunun %99'u faydalıdır. B2, B3, B6, B12 K-vitamin üretir. Faydalı bakteriler azalırsa, antibiyotik, antidepresan, antihistaminik, steroidler kullanıldığında zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Bunların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası nedeniyle yeterince enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı sürekli yükselir. Bu da kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi birçok hastalığı tetikliyor. Bağırsaktaki rahatsızlık tetikler. Eğer kişinin bağırsaklarında problem varsa aloe vera jel. Bu gördüğünüz aloe veradan üretilmiştir. Bunun birleşiminde artı çiçek balı ve 19 çeşit bitki var. Aloe verayı üreten Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok firma var. Yüzlerce. Fakat hiçbir firma bugüne kadar aloe verayı doğal üretemedi. Neden? Çünkü aloe veranın, bu yaprağının birleşimindeki jelin içerisinde şöyle sümüksüz, süngerimsi, yapışkan bir madde var. Görüyorsunuz. Evet. Bunun birleşiminde, ben sonra bunu yerim, tadı güzel. Siz yemezsiniz, acımtıraktı. Ben alışkın olduğum için yiyebilirim. Aloe vera birçok rahatsızlıkta da kullanılıyor değil mi İbrahim Bey? Kozmetikte, evet, olsun, yaralarda olsun, ağır olmayan. Şimdi bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırmada bağırsaktaki mantarı, Lewis Powering'in yapmış olduğu klinik araştırmada
Bağırsaktaki mantarı yok etmiş olduğu belgelenmiştir. Buyurun, telefon var. Buyurun. Canlı yayın telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun. Cem Bey, nereden katılıyorsunuz? Alo. Sorusu. Alo. Buyurun, sorun. Sorunuzu alalım. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler, saygılar. Hocam, benim kronik bronşitim var. Bugünler biraz ağrım çoğaldı. Evet. İksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel. Kekik forte, biraz önce bahsetmiş olduğum bu kapsül. Kekik forte ve sinirli ot forte. Buyurun. Şöyle. İksir, aloe vera jel. Kekik forte, sinirli ot forte. Kullanıyorsunuz. Akutsa, yani çok ağır bir durum değilse, hafifse 2-3 ay. Çok ağır bir vakaysa, yıllardır varsa 4-5 ay kullandığınızda tamamen rahatlarsınız. Bir problem kalmaz. Fakat bağırsaklarınızda mantar varsa aloe vera şart. Karaciğer yağlanması varsa, ki bağırsaklardaki mantarlar üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Her şey karaciğere geliyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Arıtamadığı toksik madde karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Karaciğer yağlanması söz konusuysa enginar forte'de kullanmak gerekir. Onu da bilmem gerekir. Bağırsaklarınızda problem var mı? Karaciğerde yağlanma var mı? Tansiyon, kolesterol var mı? Siz bu konularda telefon numarasında arayın. Yarın görüşelim. Evet. Geniş bilgi verelim. Hocamızla telefon numarasıyla görüşürseniz daha sağlıklı bilgiler verirsiniz. Ona göre de ürünlerinizi eğer isterseniz gönderir hocamız. İbrahim Bey. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun Barış Bey. Hocam, İstanbul'a bulunduğunuz yere gelsem nerede görüşebiliriz? Tabii. Telefon numarası var. Telefon numarası var Barış Bey. Ararsanız ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yardımcı olurlar size. İbrahim Bey, zayıflamaya geçtik. Sinüzit biraz bahsedelim mi? Evet, bronşit Bahattin Bey. Onu bitirelim de. Tamam. Koah, bronşektazi, kistik fibroz. Nedeniyle nefes almakta zorlanıyor. Artık böyle oksijen cihazına bağlanması gerekiyor. Yani nefes almak bitmiş ya, öyle çok perişan. Çalışamıyor, iş göremiyor, hiçbir şey yapamıyordu. 15 gün sonra rahat balgam atmaya başlamış, rahatlamış. Diyor ki, kaç gün daha kullanmalıyım? Bismillah, yeni başladın 15 günde. Yani çok çok ağır bir rahatsızlık. 15 gün sonra diyor ki, kaç gün daha kullanayım? 3-4 ay kullanacaksın. Ağır bir rahatsızlık. Basit bir şey değil ki. Acele yok. Yani sabredeceksiniz. 15 gün sonra veya 6 hafta sonra iyileştiniz. Bırakayım. Niye bırakıyorsun ki? İyileşiyorsan neden bırakıyorsun? 3-4 ay devam et. Tamamen akciğerlerin. Şimdi sigara kullanan insanların %50'si 40 yaşından sonra bronşite yakalanır. Önce akut, sonra kronik. Sigara kullanmak çok tehlikelidir. Sigaranın birleşiminde mesela polonyum 210 radyoaktif bir madde. Yani içtiğinizde sigarayı 15 yıl bu çevredeki hücreleri yakıcı radyasyon yayıyor. Sigara içerse. Evet. Radyasyon, yani akciğerinizi yavaş yavaş çürütüyor. 15 yıl radyasyon yayıyor. Bir sigara içerse kişi. Bir yıl sigara içerse bir kişi akciğerlerine bir bardak katran doldurmuş gibi zift yerleşiyor. Peki bundan arınmak için ne yapmamız gerekiyor İbrahim Bey? Evet. İksir, aloe vera jel, kekik forte, sinirlot forte. Kekik forte, sinirlot forte. Bunları kullanmamız. Ne yapıyor? Akciğerleri temizliyor, arıtıyor. Hı hı. Yavaş yavaş kişi sağlığına kavuşuyor. Çok güzel. Peki hocam. Bağcılar'da bir hanımefendi, evet, ziyarete gittim. 3 tane kızı var. Büyüğü 11-12 yaşında. Evet. Küçüğü, ortancısı 7-8 yaşında. En küçüğü de 1,5 yaşında. Hı. En büyükleri astım hastası. 3-4 haftada sürekli yanında spreylerle vesaire geziyor. Yani yanında bir şey bulunmazsa, aniden nöbeti gelse mosmor oluyor. Çocuğu hastaneye zor yetiştiriyorlar. Ya ne olacak hocam? Hiç problem değil dedim. Hiç problem değil. 6 hafta
Kullanacağız, bakacağız. 6 hafta. İksir, aloe vera jel, kekik forte, sinilot forte, bronş çayı, enfeksiyon çayı. 3 hafta kullandılar. Hiçbir şey kalmadı. 3 hafta. Ben 6 hafta dedim. Onlar 3 hafta kullandı. En küçüğü de 1,5 yaşında olan da küçük. Böyle küçük çocuklar yürümeyi öğrensin diye. Çocuk 1,5 yaşında hala yürüyemiyor. Normal olarak 1 yaşında ortalama yürür. Hafif hafif, yavaş yavaş. 1,5 yaşında gelmiş hala yürüyemiyor. Böyle örümcek gibi çocuklar yürüsün diye bir içine koymuşlar. Evet. Böyle yaşlı ninneler gibi 1,5 yaşında bakıyor böyle. Hiç hareket yok. Dedim bu nasıl çocuk? Hiç yürümüyor, hiç hareket etmiyor, hiçbir aktivitesi yok. Aktif değil. Bu yaşta bir çocuk aktif, hareketli olur. Bu ne dedim? Ne oldu buna, bu çocuğa ne oldu? Aa dediler ki biz de bilmiyoruz. Hastalanıyor, doktora götürüyoruz. Veriyor ilaç. Veriyor ilaç. Veriyor ilaç. Kimyasallar daha kötü yapmış tabii. Antibiyotik vere vere vere. Çocuğu zehirlemişler. Bağışıklık sistemi çökmüş. Ölü gibi böyle bakıyor. 1,5 yaşında. Böyle. Dedim ki ben bunu şimdi canlandırırım. Hiç problem yok dedim. Bu iksirden günde 5 defa bir tatlı kaşığı. Çok iyi. Günde 5 defa bir tatlı kaşığı. Yetişkinlerde İbrahim Bey 2 yemek kaşığı diye biliyorum ama. Yetişkinler 2, çocuk bebeğe 1,5 yaşında bir tatlı kaşığı günde 5 defa. Dedim siz bunu vereceksiniz. 2-3 hafta sonra tekrar geleceğim. Tekrar görüşeceğiz. 2 hafta sonra tekrar ziyarete gittim. O bebek 1,5 yaşında böyle ruh gibi duran çocuk fırfır dönüyor. Ne oldu dedim. Vallahi sizin bu iksirden sonra çocuğu tutamıyoruz dediler. Artık durmuyor. Artık durmuyor dediler. Zapt edemiyorlar. Bu peki İbrahim, harekete geçir. Bütün bağışıklık sistemi. Evet. Asım hastaları hani bu kullanmış oldukları fısfıslar var. Bunları kullandıktan sonra onları bırakabiliyorlar mı? Astımı için kullanılan bu spreyler zaten aerozol içerir. Çok çok yan tesiri var. Evet. Çok çok tehlikeli. Yani bağışıklık sistemi çökertiyor. Sürekli bunu kullandığı zaman birçok yan tesiri var. Düzenli kullandığı zaman kişi, bazıları bir hafta kullanıyor. Aa, iki hafta kullanıyor, iyiyim. Bırakıyor. Acele etmeyeceksiniz. Astımda 3 ay, 4 ay kullanacaksınız. 3-4 ay. Ağır bir rahatsızlık. Yavaş yavaş, acele yok. Sabredebilirse hiçbir şey kalmaz. Problem yok diyorsunuz. Bak bununla ilgili benim yazmış olduğum bu kitapta çok ayrıntılı klinik araştırmaları var, belge var. Burada ne zaman kimler iyileşmiş? Belge var. Klinik araştırma, sinirlotla, sinirlot ekstraktı, çuha kökü, çuha otunun kökünü ekstraktı, kekik ekstraktı. Bizim üretmiş olduğumuz, yani geliştirmiş olduğumuz sinirlot forte, sinirlot forte, akut bronşit, kronik bronşit, nefes yolları iltihaplanması gibi rahatsızlarda çok çok ideal. Kekik forte aynı şekilde. Kullandığı zaman hasta zaten bunu görecek, kısa sürede etkisini görecek. Evet. Peki İbrahim Bey, sinüzite geçelim mi? Az ona da değinelim. Sinüzit, evet. Sinüzitin şimdi alın boşluğu, efendim burun boşluğu ve çene boşluğu diye 3 boşluk vardır. Bunlar içeriden birbirine bağlı. Burada çok yoğun bir sümüksü, yani bir deri mevcut. Mukoz. Mukoza. Şimdi sinüsler günde bir bardak dolusu sümüksü sıvı salgılar, sümük salgılar. Mesela kışın nefes alıyoruz, burundan nefes alıp ağızdan nefes vermek gerekir. Çünkü çok soğuk havayı ağızdan nefes alır. Ağızdan verirseniz direkt akciğere giden soğuk hava akciğerlere zarar verir. Bir, iki, burundan nefes almak gerekir. Burundan nefes aldığında burun boşluğundaki tüysüz hücreler havanın içerisindeki tozu, kılı, tüyü vesaire ne yapar? Kendine bağlar, sümüğe sümsürdüğü zaman da atarsınız. Bakteri, virüs ve mantar varsa onlar da zararsız hale getirir. Mukos, yani sümük. Bu salgı çok özel bir salgı. Antiviral, antibakteriyel ve antimukozitik özelliklere sahip mukos.
koruyucu bakteri, virüs ve mantarlara karşı. Bu nedenle burunla nefes alıp ağızla nefes vermek gerekir. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, yani bazı kişiler hastalanıyor, sinüzite yakalanıyor, tedbir almıyor. Ne oluyor? Kemikleşiyor iltihap alında veya alın hemen altında. Peki migren ondan mı kaynaklanıyor İbrahim Bey? Aa, telefon, buyurun. Canlı yayın telefonumuz var. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam sorusu ben var. Ben Adapazarı'ndan arıyorum. Evet. İbrahim Bey. Buyurun. Ya ben de sabahları böyle çok felaket bir hapşırma oluyor. 15-20 kere böyle hapşırıyorum. Teşhinede bir burun akıntısı oluyor. Yani mendil baş etmiyor. Aa, bu mevsimsel değil, sürekli mi? Bu yaklaşık bir iki senedir devam ediyor. Bana birkaç tane doktorlar hap verdiler. Herhalde rinit diye bir hastalıkmış. Alerjik rinitse polen alerjisi, çiçek tozlarına karşı, bitki tozlarına karşı aşırı reaksiyon geliyor. Alerjik rinitin sebebi... Ama yaz kış devam ediyor. Ha, o mevsimsel değil o zaman. İksir, aloe vera jel, biraz önce söylediğim iksir, aloe vera jel. Buyurun, siz, bu sefer de siz tutun. Tabii. İksir, aloe vera jel. Kekik forte, sinilot forte. İksir jel, kekik forte, sinilot forte. Artı bronşit çayı, enfeksiyon çayı. Düzenli olarak kullandığınız zaman kısa sürede, yani 4-5 haftada akıntılar geçer, iltihaplar önlenir. Ama bir ayda iyileştiniz diyelim. Hemen bırakırsanız 6 ay sonra da tekrar rahatsız olursunuz. Bazıları sabredemiyor. Ne yapıyor? Bir ayda iyileşiyor. Aa, iyileştim. Hemen bırakıyor. Yok öyle. Sabredeceksiniz 2-3 ay, düzenli kullanacaksınız. Bir daha ileride nüksetmeyecek. Tamamen sinüslerdeki iltihap akacak, temizlenecek, arınacak. Aloe vera hücre yenileyici özelliğe sahip. Hücreler yenilenecek ve böylece bir daha nüksetmeyecek. Mesela burada Eyüp'te bir beyefendi geldi. Saat gece 3. Uyanıyor, başlıyor öksürmeye. Kuru bir öksürük, kuru bir öksürük. Kendisi kalkıyor, uyanıyor. Çocukları, ailesi de kalkıyor, uyanıyor. Saat 3'ten sonra bütün aile 15 yıldır uyuyamıyor. 15 yıldır. Saat 3, kurulmuş saat gibi kuru bir öksürükle başlıyor. Sabaha kadar uyuyamıyor ve bütün aile de uyuyamıyor. Muzdarip. Ben dedim problem değil. 3-4 ay kullanacaksın. Fakat 15 gün kullandı. Öksürük, hiçbir şey kalmadı. Geldi bana diyor ki, ben iyileştim, artık kullanmasam olur mu? 6 ay sonra nükseder. 1 yıl sonra nükseder. Acele etmeyin. Yani 15 günde, 20 günde iyileşirse hemen bırakmayacaksınız. Yeniden nüksetmemesi, tamamen temizlenmesi için. Problem değil. Kullandığınızda bu ürünleri kısa sürede iyileşirsiniz. İbrahim Bey, bir sorum daha vardı ama. Tabii, buyurun. Bir de bende bel ağrısı var. Siz bir şeytan pençesinden bahsetmiştiniz. Tek başına onu kullansam faydası olur mu? Yani tek maddi durumum değil de. Şeytan pençesi forte Almanya'nın Freiburg şehrinde Profesör Doktor Kubrinski üniversitenin kliniğinde binlerce hasta üzerinde bunu denemiştir. Şeytan pençesi kökünün ekstraktiyle yapılan damla ve drajelerle hastaları tedavi etmiş. Sadece şeytan pençesiyle iyileşirsiniz. Ama ne olur? Tedavi süreci 5-6 ay alır. İksir, aloe vera jel, şeytan pençesi forte, sinilot forte ile birlikte kullanırsanız tedavi süreci çok daha kısa sürer. Yani komple bağışıklık sistemini de güçlendirirseniz, bağırsakları temizler, karaciğer yağlanmasını önler, damarların iç üzerinde oluşan plakları çözerse bağışıklık sistemi güçlendikçe tedavi süreci kısalır. Sadece şeytan pençesi forte tedavi için artrit, artroz, yani yumuşak dokunum atması, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi kemik erimesi, bel ağrısı, sırt, omuz, bel ağrılarına karşı birebir iyileşirsiniz. Fakat iksir jelle birlikte kullanırsanız daha kısa sürer. Artı başka rahatsızlar da ortadan kalkar. Yani varsa bunların yan faydaları var. Yan etkisi yok yani. Yan fayda. Başka rahatsızlar varsa onlar da ortadan kalkar.
Evet. O zaman burada dikkat Allah razı olsun, hayırlı yayınlar. Hürmetler, saygılar. Burada dikkat etmemiz gereken şey, yani 15 gün veya 20 gün içerisinde fayda gördükten sonra ürünleri bırakmıyoruz. 3-4 ay içerisinde kullanmamız gerekiyor tamamen gitmesi için. Evet, Eyüp'ten gelen beyefendi 15 yıldır kuru bir öksürükle uyanıyor saat 3'te. Bütün aileyi de ayağa kaldırıyor. 15 günde iyileşmiş, diyor ki artık ben kullanmasam olur mu? Dedim, ne oluyor? Daha ne bu acele ne? Yani kronik ve ağır bir vaka. Zaman ister, sabır ister. Evet. Yeniden nüksetmesini istemiyorsan kullanacaksın. Artı sigara kullanmak çok çok tehlikeli. Günde 2-3 paket sigara içiyor. Peki İbrahim Bey, sigara ile ilgili bir ürününüz var mı? Hayır. O sigarayı bırakma kendi kişinin kendi iradesidir. İradenle bırakıyorum dersin, bırakırsın. Fakat kişinin iradesini güçlendirici sarı kantaron forte. İradeyi güçlendirici. Mesela kişi iradesi zayıftır. Konulara konsantre olamaz. Mesela öğrencidir, ders çalışıyor, imtihana girip başarılı olamıyor vesaire. Bildiğini yazamaz, heyecanlanır. Bu gibi rahatsızlarda sarı kantaron irade kişiye bildiklerini aktarma kabiliyeti, konsantre olma kabiliyetini kazandırır. Çünkü beyinde serotonin, noradrenalin, dopamin ve glutamat gibi biyojen aminleri, yani hormonsu maddelerin salgılanmasını artırır. Gördüm. Bu nedenle sarı kantaron depresyon, panik atak, stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim, endişe, korku gibi rahatsızlarda dünyada en etkili bitkidir. Bu sarı kantaronla ilgili şu bitki. Fakat bu çayı içilirse aynı etki göstermez. Neden? Çünkü sarı kantaronun birleşimindeki etken madde %1. Çayını içersiniz, ağır vakalarda etkisi olmaz. Bu nedenle ekstraktını kullanmak gerekir. Bu, buradaki etken madde %100. Buradaki etken madde %1. Yani %1, %100. Peki nasıl kullanılıyor İbrahim Bey o? Sarı kantaron forte. Şimdi ben mesela televizyon programına çıkmadan önce 2 tane alırım. Neden? Rahat konuşurum. Rahat. Gerilmem. Çünkü televizyon programına çıkan kişi istese de istemese de binlerce insanın huzurunda. Doğru. Evindeymiş gibi rahat hissedemez. Rahat konuşamaz. Rahat davranamaz. Sarı kantaron ama alır da programa çıkarsa hiçbir zaman takılmaz. Bir sunucu arkadaşımız sürekli geriliyor, sürekli stüdyoda çalışanları, sunucu kızıyordu. Sarı kantaron verdim. Ne oldu? Adamcağız bir hafta sonra kuzu gibi oldu. Ya Allah razı olsun dedi. Herkesle kavga yapıyordum. Şimdi dedi, kuzu gibi oldum. Bana dedi, vursalar bile dedi, ses çıkarmıyorum, gülüyorum dedi. Çok güzel. Çünkü beyindeki hormonların salgılanmasını düzenliyor. Serotonin hormonu mutluluk hormonu. Noradrenalin hormonu dikkat dağınıklığını önleyici hormon. Öğrenciler için çok özel. Her çağdaki, her yaştaki okuyan çocuk kullandığında imtihana girmeden önce özellikle imtihana giren kişi KPSS, SSK vesaire bir sürü imtihan var. Nedir onlar? Ben pek bilmiyorum. Hı hı. Türkiye'de pek fazla kalmadığım için Türkiye'deki imtihanlardan pek uzak kaldım. 29 yıl Almanya'da kaldığım için bilmiyorum. KPSS var. Açık başka, öğretim liseleri var. Başka çok çok imtihan bayağı var. Bayağı bir, evet. İmtihana girmeden önce memurluk imtihanı, öğrenci imtihanı vesaire vesaire. Herhangi bir imtihana girmeden önce sarı kantaron, 2-3 gün sarı kantaron drejesi alıyorsunuz, imtihana giriyorsunuz. Bildiğiniz her şeyi şaşırmadan, gerilmeden, unutmadan yazarsınız. Ve %100 verimli bir imtihandan çıkarsınız. Aileyi sıkıntıları olan kişiler de kullanabilir, evet, değil mi İbrahim Bey? Evet, bu mesela bazı karı koca arasında ufak meseleler zamanla büyüyor, kar topu gibi. Mesela bir bardak çay getirir misin diyor. O da diyor ki kalk kendin al. Alırdın, almazdın vesaire. Ne oluyor? Ufak şeylerde basit problem. Şeylerden tartışma başlıyor. Ve yavaş yavaş geriliyor. Sonunda kavgalar vesaire.
Bu tür ailede problem yaşanıyorsa, karı koca arasında veya çocuklar, sarı kantaron forte kullandığında kişi, mesela hanımı gelse yumruklasa dahi güler, bir şey diyemez. Evet, güler yüzlü olur. Peki ben bununla ilgili de kısırlığa değinmek istiyorum İbrahim Bey. Kısırlık? Evet, bayanlarda. Bayanlarda kısırlık, iyi, güzel. Şöyle. Evet, kısırlığa değinmek istediniz, değinelim. Bu hayit tohumu Türkiye'nin Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinde yetişen çok güzel bir bitki. Beş parmak ağacı da denir. Hayitin tohumu karabibere benzer. Bunun birleşimindeki etken maddeyle ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Bitki Türkiye'de yetişiyor. Almanlar klinik araştırması yapıyor. Bu da benim moralimi bozuyor. Türkiye'de yapılması gerekirken klinik araştırmaları Almanya'da yapıyor. Almanya yetişmiyor ya. Şimdi Almanlar bununla yapmış oldukları klinik araştırmadan mesela Marburg Üniversitesi 33 bayanı, kadın doktorları, asla çocuğunuz olamaz. Olsa bile zehirlenir, ölür. Çünkü hormon anormallikleri var demişler. Ve kadınlar hayata küsmüş. Yani artık doktorlar kısır demiş, bitmiş. Bununla ilgili sizin Marburg Üniversitesi hayit tohumundan elde edilen ekstraktla tedavi denemesi yapmış. 33 bayan normal yollarla hamile kalmış. Kimi 3 ayda, kimi 4, kimi 5 ayda. Hiçbir şey. Çünkü neden? Almanya'da yapılan klinik araştırmalarda hayitin birleşimindeki etken maddeler prolaktin hormonunun salgılanmasını frenliyor. Prolaktin hormonu yükselirse ne olur? Prolaktin hormonu gestagen hormonunu baskı altına alır. Bu da östrojen, diğer adıyla estradiol, dişilik hormonunu frenler, baskı altına alır. Östrojen hormonu azalırsa ne olur? Hamile kalsa bile bayan çocuğu zehirlenir, ölür. Doğum yapamaz veya düşük yapar. Östrojen hormonunun yetersizliği bunu da dengelemek düşük yapmaya gerekiyor. Hamile kalamaz. Hamile kalsa bile zehirlenir. Veya düşük yapar herhalde. Kaybeder. O nedenle bu tür problemi olanlar, bağırsaklarında problem varsa, şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık gibi, yani mantar varsa mantarı yok etmek gerekir. Çünkü mantarlar üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Karaciğerin artamadığı toksik madde rahim ve yumurtalıklara zarar veriyor. Evet. Yani kısırlık problemi yaşayan bayanlar iksir, aloe vera jel, hayit forte, sinirlot forte kullanırlarsa yavaş yavaş düzelir. Erkeklerde kısırlıksa biraz farklı. Evet. Mesela birçok erkekte varikozul problemi var. Bu da variz gibi. Nasıl ki yani toplar bacaklarda, baldırda bildiğimiz variz, toplar damarlardaki kanın, damarların fonksiyonunun azalması nedeniyle kirli kanın yoğunlaşması, variz oluşur. Testislerde de işte varize benzeyen varikozul oluşur. Testislerdeki kılcal kan dolaşımı anormalliği, burada kirli kanın uzun süre kalması, spermin hareketsiz ve sağlıksız olmasına, hastalıklı olmasına sebep olur. Testislerdeki iltihap spermin kalitesini azaltır. Hareketsiz veya yetersiz, sağlıksız spermlerde ne olur? Döllenmeye engel olur. Bununla bu nedenle varikozul problemi olanlar, erkekler bu ozon yağıyla sabah akşam bir de yatmadan önce günde 2-3 defa testislerini bir tatlı kaşığı ozon yağıyla masaj yaparlarsa testislerdeki kan dolaşımını artırıcı kılcal damarları açar, temizler. Benim bir dostum Malezya'ya gitmiş. Malezya'dan tavşan yağı getirmiş. Ne için dedim? Aa, bu dedi hem cinsel performansı artırır vesaire. Tavşan yağına gerek yok. Bu tavşan yağından 1000 kat daha etkili. Neden? Ozon yağı. Ozon yağı neden önemli? Ozon
damarlara kan akışını artırır. Damarların iç yüzündeki plakları çözer. Ozon bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Ozonla ilgili Alman asıllı doktor Otto Warburg iki defa tıp alanında iki defa Nobel ödülü alan tek kişi dünyada. Tıpta iki defa üst üste ozonla yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Otto Warburg iki defa tıp ödülü almış. Bizim üretmiş olduğumuz ozon yağı piyasadaki ozon yağlarından çok farklı. Neden farklı? Bir, farklı çünkü bunun birleşiminde sadece ozon değil. Bir, sarı kantaron yağı. İki, masaj yağı. Atalarımız eskiden kılıç yağı derlerdi, bir yağ bulundururlardı evde. Sarı kantarondan elde edilen kılıç yaralarını sürdükleri zaman iz bırakmadan iyileştirirdi. Savaşlar sonucu kılıç yaralarını bu kılıç yağı ile sürülür, iyileştirirdi. Biz ne yaptık? Atalarımızın bu kullandığı kılıç yağı, Almanların geliştirdiği masaj yağı, ozon yağı, bunların üçünden oluşan çok mükemmel Gökçek ozon yağı geliştirdik. Çok yani güzel hocam. Elinize sağlık. Hem Türk, hem Almanların geliştirmiş olduğu masajı, hem de ozon yağı. Bununla testislere masaj yaptığında testislerin kan akışını artırır. Cinsel fonksiyonlara etki yapar. Mesela ben cuma günü Adapazarı'nda bir televizyon programına gitmiştim. Orada bir beyefendi böyle bizim bu ürünü almış, ozon yağı ile kullanmış. Allah senden razı olsun bu dedi. Piyasadaki her türlü cinsel performansı artıracağından daha etkili. Neden? Cinselliği süresini uzatıyor, fonksiyonunu artırıyor. Çünkü kan dolaşımını artırıyor. Testislerdeki hücreleri, dokuları besliyor. Peki harici olarak bir macun veya kapsülü var mı hocam bunun? Ha, cinsellikle ilgili tabii var. Şimdi o konuda şöyle, ha erkeklerde şayet erkeklerde kısırlık problemi farklı. Şimdi bu macun, bu da kapsül. Macun ve kapsül. Şimdi bazıları macun hoşuna gidiyor, bazıları kapsül hoşuna gidiyor. Pratik kişiye göre değişir. Epimedium kapsülü ve epimedium macunu. Çin'de bir ailenin çok zengin, varlıklı bir aile, çocukları olmuyor. Ve ülkedeki bütün doktorları getiriyor ve çocukların tedavisi için uğraşıyorlar. Fakat hiçbir netice vermiyor. Köyde bir çoban bir çuval otla geliyor. Diyor ki benim keçilerim falan yerde otladıkları zaman, şu otu yedikleri zaman cinsel olarak çok aktifler. Bunun diyor çayını içerse ben inanıyorum ki çocuğunu işte ailesi hamile kalır. Adam da diyor ki ülkenin en tanınmış doktorları geldi tedavi edemedi. Sen bir çobansın, sen ne anlarsın diyor. Adamı koyuyor. Adam da peki diyor. Çuvalı bırakıp gidiyor. Oğlu da orada gizlice takip ediyormuş. Çuvala alıyor, saklıyor. Gizliden gizliye çay yapıp içiyor. 3 ay sonra ailesi hamile kalıyor. 4000 yıldır bu epimedium, Latincesi, Türkçesi azgın teke otu, cinsel fonksiyonları artırıcı afrodizyak olarak dünyada en etkili bitkidir. Biz bunun hem macununu hem kapsülünü İsteyenler size ulaşabilirler. 621-21-65 nol telefon numarasından hem ister İbrahim Bey'den hem de ister ürünlere ulaşabilirsiniz bu numaradan. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba Medya TV izleyicileri. Bugün yine müthiş bir kampanyayla huzurlarınızdayız.